Sus! Beydur! Nasıl? Düşün sadece. Ve şu da bir gerçek ki... Şunu... Cengiz! Allah seni... Bizi yapsın sen Allah! Bakın kaç saattir burada siz konuşuyorsunuz. Ve tecavüz ettiğimiz olgunun toplumsal olarak... Siz artık tecavüz de etseniz bana ben tamam hayır demiyorum. Çekelim gelsin şu oyuncu kimse çekelim tamam. Gelin. Bugün içimde bir sıkıntı var ki sorma ne sıkıntı var. ABMO evinde sıkıntılı bir gün yaşanıyor. İçimde çok büyük sıkıntı var kızlar. Bir şey olacak yani. Banu'cum sen hiç tamam bir sus ya. Banu'cumla başlıyor bir sus. Sevgili ABMO evi sakinleri. Evet. Herkes salonda mı? Evet evet. Şu ana kadar yaptığınız birbirinden ilginç atraksiyonlar sayesinde programımız yayın hayatına devam etmektedir. Ancak bu durum reytinglere istediğimiz ölçüde yansımamakta. Hayda. Sizden daha çılgın, daha çok ilgi çeken bazı durumlar bekliyoruz. Yaptıklarınız yetmedi. Ne yapacağız yani? Bir beyin fırtınası yapalım önce. Evet. Editoryal ekibin uyarısıyla ev sakinleri beyin fırtınası yapmaya başladılar. Seks yapmıştık tutmuştu ya. Hep beraber yapalım. Allah Allah. Bence süper fikir. Siz gençsiniz. Bir fikir var. Olmaz. Bugüne kadar güzel fikirler hep senden çıktı. Banu ile senden bir şey bekliyoruz. Tabii. Buldum. Mesela benim çocuğum olsun. Ha söyle. Söyle bakalım. Buldum arkadaşlar. Benim hem cimsime ilgim var. Yuh. Evet. Evin içinde mi? Açıklıyorum. Hem cinsime ilgim var. Bir o eksikti. Ve seni beğendim. Uzun zamandır gönlüm sende. Sevgili ABMO evi sakinleri. Uzun zamandır gönlüm sende. Lütfen dinleyin. Gerek sesinle gerek fiziğinle benim gerçekten beğendiğim, aşık olduğum bir kadınsın. Murat süper. Artık gönlüm sende. Süper. Sevgili ABMO evi sakinleri. Editoryal ekibimiz tarafından alınan karar gereği bu aşka izin veremeyiz. Bir dakika editoryal ya. Bu aşka izin vermemiz mümkün değil. Türk örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre televizyonda hem cinsle aşk yaşanması mümkün değildir. Editoryal izin vermedi. Bu konuda ısrarınız devam eder ise İstanbul'un trafik sorununu çözecek 116 noktadan birisi olursunuz. Ben aşkımdan caymam. Yani eviniz bir yıkım ekibi tarafından yıkılır, bu evi ortadan kaldırırız. Ev yıkılır diyorlar ya. Nasıl yıkarsınız evi ya? Öyle bir şeye güçleri yetmez. Bu evi yıkacak da anasının karnından doğmadı editoryal. Evi yıkarız. Yıktırmayız ya. Sevgili anne ben manyak oldum evi sakinleri. Bu konuda ciddiyiz. Bambaşka bir atraksiyon bulun. Hiç kafanıza takmayın. Gelsin eve vinçler gelsin. Yıkıyorlar mı yıkıyorlar. Hiçbir şey yapamaz. Yıktırmıyor muyum? 5 dakika içinde evde yıkım ekibi hazır bulunacaktır. Gelsin o beyefendi. Bu konuda editoryal ekiple çatışmanız affedilemez bir hatadır. Editoryal bir saniye sen bu evi yıkıyor musun? Yıkıyoruz. Editoryal ekiple inatlaşan Banu, mutfaktaki ocağı açıp eline de bir kibrit almıştı. Ben sana yapacağımı bilirim ulan! Banu yine ayaklandı. Sakın gelmeyin! Sakın gelmeyin! Öldürecek misin bizi kızım? Kapat onu! Artık o yerden çıktı! Beni öldür! Beni öldür! Sakın gelmeyin! Banu! Sakın gelmeyin! Yavrum, çekil oğlum. Birazdan açıyorum. Sevgili ABMO evi sakinleri, reytingimiz çok iyi gitmekte. Devam! Devam! Ratingler çok iyi. Devam. Editoryal bir cam falan açın. Patlayacağız ya. Havaya uçacağız ya. Bize de şu maskelerden gönderin o zaman. Patlaya da bilirsiniz. Çok güzel anneciğim, bir final olur. Sakin ol anneciğim dur. Yat sen şöyle. Ben ölmek istemiyorum. Yaşamak Allah. Herkes beni anlaşıyor ya. Of. Evde gaz paniği. Murat bir kapı bul. Bir kapı açalım. Bir şey yapalım ya. Kapılar kilitli. Sevgili ABMO sakinleri. Kapılar kilitli. Kapılar kilitli. Salondan başka bir yere gidemezsiniz. Kendine gel kızım. Bari bize de ver, maske verdi. Allah! Al. Yıkıldım! cinnet geçiren Banu eline ne geçerse fırlatıyordu. Hepimiz öleceğiz. Kahpe kadın ocağını söndürdün. ABMO sakinleri, panik yapacak bir şey yok. Eviniz yıkılmakta. Ne diyorsun? Kibriti çaktığınız takdirde hepiniz havaya uçacaksınız. Hepiniz patlayacaksınız. Sevdiklerine, yakınlarına bir şey söyleyecek olan yarışmacılar şimdi son fırsattır söylesin. Ev gazla doldu. Artık patlama kaçınılmaz görünüyor. Ve kibrit çakıldı. İşte ABMO evinin sonu. Merak ediyorum. Hanıma dedim ki... Kız dedim oradan. Arabanın önüne oturmuş. Hanım oraya oturmaz. Ne otur dedi, arkaya dedi. Şaşırdı bir. Ya dedim, bırak ya. Bırak. İyice beni Fahrettin ettin diyor ha. Sinan abi, ben küçükken var ya... ilkokula... Bak dinle, ne anlatacağım ya. Bak, hani ilkokulda şey muhabbeti vardır ya, 1 kilo pamuk mu ağırdır, 1 kilo demir mi ağırdır? Ben o zaman hep 1 kilo demir ağır zannederdim ha. Ne? Ya hani böyle 1 kilo pamuk mu ağırdır, 1 kilo demir mi ağırdır derler ya. Ben o zaman hep demir zannederdim, sonra öğrendim eşit olduğunu. Ne? Evet. Ya sen hakikaten benim gördüğüm en salak adamsın sen. Olur mu? İkisi de... Sen benim bu ömrü hayatımda gördüğüm en salak adamsın sen. Bak bütün neşemi aldım, götünü koydum kenara. Sinan Bey, ben de neşelenelim diye anlattım zaten. İkisi de eşit. He. Eşit tabii, o da 1 kilo, o da 1 kilo. Neler duyuyorum ya Rabbim. Ya böyle saçma, ben böyle lakayt bir yaklaşım görmedim. Ben böyle saçma, böyle mantıksız bir açıklama görmedim ben ya. Nasıl mantıksız? Pamuk daha ağırdır. Pamuk materyal olarak ağır bir şeydir. He, gel şimdi sen bakalım, çerçeveye gel. Benim burada argümanlarım var, ben buraya yazdım. Uçak ne lan? Uçak ne? Uçak işte sağlam bir... Nedir? Taşıt. Sağlam taşıt değil mi Fahrettin? Evet. Sağlam taşıt mı? Evet. Uçak sağlam taşıt. Evet, hava taşıtı. Gemi ne? Gemi ne lan? Gemi de... Ne gemi? Gemi değil mi? Ne gemi? Gemi de yüzer ne, gemi işte. Ne? O da taşıt, deniz taşıdı, yüzer. O da taşıt değil mi? Evet. Deniz taşıttı. Yüzer değil mi? Batmaz değil mi? Hayır, batmaz. Uçak uçar değil mi? Uçak da uçar. Uçar değil mi? Düşmez değil mi? Peki, madem demir ağırdı, niye bunun bir tanesi batmıyor da bir tanesi düşmüyor? Sen bana bunun cevabını ver, bunu açıkla. Onları pamuktan yaparlardı, hepsi yerlerde sürünürdü. Gemiyi sen pamuktan yap bakalım, batıyor mu batmıyor mu? Pamuktan gemi... Uçağı pamuktan yap bakalım, düşüyor mu düşmüyor mu? Niye? Pamuk daha ağırdır. Ya, kitlendin değil mi? Kitlendin değil mi? İyi de... Sokak köpeği gibi kilitlendin değil mi? Aşağılarım bakın, ben çok asil bir kadınım. Ben nerede ne yapması gerektiğini bilen bir kadınım. Ancak bu Cengiz, o lanet, o şerefsiz, o ahlaksız Cengiz bana büyü yapmış aşağılarım. Hocam bana büyü yapıldı. Yani büyü insan hayatında maalesef oluyor ama bunu tahsip etmesek de bile oluyor ama yani nereden biliyorsunuz siz? Büyü hocam bana büyü yapıldı. Yapıldı hocam, kim bana söyledi? Büyü yapıldı. Kim söyledi? Büyü yaptığını kim söyledi? Hocam onu konuşmak istemiyorum ama bana büyü yapıldı. Ama yani ben şimdi sağlıklı bir şeyle baktığım zaman objektif olarak, şimdi birazdan Cengiz'e de bağlanmak isterim. Yani Cengiz'le evet, arasın bir konuşalım. Hayır Şahin ama hocam konuşalım. Siz bu tavrınızla Cengiz'i haydi evden uzaklaştırmışsınız ama 10 tane daha evden uzaklaştırırsınız bu tavır, çünkü sert bir tavır. Aşk olsun yani, hocam size. Cengiz'e şerefsiz diyorsunuz. Yani Cengiz... Hocam Bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı hocam. Hocam bakın, ben bütün zarafet konularında elimden gelen özeni gösteren bir insanım. Kişisel hijyenime dikkat ederim. Kaşlarımı alırım. Rujumu sürerim. Parfümünü sıkarım. Bunların hepsini yapan bir insanım. Ama hocam bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı. Evde toynak buldum hocam, toynak. Kötü bir şey tabii. Yani o tür şeyleri bulmak. Yani bunlar bana reva hocam. Şimdi ben sizin, ben size şunu söyleyeyim. Gördüm de ben neler gördüm de ben neler yaşadım. Benim başıma gelmeyin bir kalmadı hocamı da ben de bulmadım hocam yani. Bana büyü yapıldı. Hallederiz, büyü yapılırsa çözeriz hem size yardımcı oluruz, o konuda yol gösteririz inşallah. Hocam bakın, Cengiz bağlı mı Ayşegül Hanım? Cengiz bağlı mı? Cengiz'i bir bağlayın da Cengiz'le konuşalım bakalım. Cengiz ne diyor? Hatta mı? Alo. Cengiz! Evet. Cengiz senin alem, Allah senin şeref, seni Allah Cengiz. Konuş bakalım hoca burada. Konuşacağım tabii lan. Bütün yaptığın büyüleri anlat bakalım teker teker, konuş hadi bakalım. Ben mi yapacağım büyü sana? Ben mi yapacağım büyü sana? Cengiz nasılsın? Hocam hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Merhaba, iyi misin? Değilim diyorum ya. Nedir bu problem? Hocam bakınız, öncelikle problem değil problem. Bunu açıkça konuşalım. Açıkça konuşalım. Yani Türkçemize dikkat etmemiz lazım önce. Ne alakası var? Ne alakası var onunla? Neyin ne alakası var? Gerizekalı, dikkatli konuşmak lazım. Ben Cengiz sen rahat ol. Ben zor da olsa ben inşallah yatıştıracağım. Biraz mesai vereceğim ama bu işi buradan halledeceğim ama hocam, sana da mesai harcamak lazım. Bu yuvayı kurtarmak gerekir. Hocam onu kurtarmayalım. Ne olursun kurtarmayalım yuvayı. Ben onu ıslah ederim. Ben onu kuzu gibi yaparım. Ama sizden başlayacağız. Önce sizden başlayacağız. Hocam bu Cengiz'i meyletelim. Bu yuvayı kurtarırız ki ben bir misyon elde ettim. Hocam yuvayı dişe koş yapalım. Hocam yuvayı kurtarmayalım. Hocam yuvayı dişe koş yapmayalım. Elbette ki dişe koş. Yani orası muhakkak Cengiz. Ya konuş buradan muhakkak. Yuvayı dişe koş yapar hocam. Yuva kurtu, aile birliği için ben çok çaba gösteriyorum. Aile birliği benim için çok önemlidir. İnsanların aile birliğini koruması ve bununla birlikte var olan evlatlarımızın zarar görmemesi için ben gerçekten hem ilmi açıdan hem sosyal olarak çok büyük mücadele veriyorum ki bu mücadelenin bir parçası da siz olacaksınız. Ama siz mücadeleyle beraber sağlıklı iki insan olarak bir arada fikir alışverişi yapacaksınız. Aradaki sorunları ne ise bunu gidermek için aklı selim hareket etmekte yarar vardır. Ya hocam ne diyorsun, ne anlatıyorsun yanındakine? Anlamaz ki salak o. Ve şurada bir gerçek ki. Cengiz. Efendim. Allah senin bildiği gibi yapsın sen Allah. Seni yapsın Allah lan. Gel. Konuşma lan orada. Gel ne olursun. Gelmem lan eve. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bazı kimseler sakin bir şekilde beni dinlerseniz şunu söyleyeyim ben size. Bazı kimseler bazı karı koca muhabbetlerinde olur, sıkıntı olabilir. Karı koca arasında dertler olabilir. Ama bu dertler, bu sıkıntıları gidermek için ağır ithamlarda bulunmamak lazım. Bununla birlikte yüz göz olacak ifadeler hiç kullanmamak lazım. Her iki aileyi en ufak bir tartışmada bir araya getirmeyin. Evet hocam, doğru. Bir olay değildir. Sana Cengiz. Sana Cengiz Allah yardımcın olsun yavrum. Allah yardımcın olsun. Hocam aşk olsun. Benim yanımda mısın? Cengiz'in yanında mısın sen de ya? Ben ona da söylüyorum, sana da söylüyorum. Her ikinizin Allah yardımcısı olsun. Bayağı bir sıkıntınız var, probleminiz var. Hocam problem değil. Hocam benim buna şahidim. Bir daha söylüyorum. Doğru, ben arkamdan ev iş görmesin. Hep büyüleri beraber bulduk. Büyüden dolayı dengesiz oldum. Sinirlendim böyle şerefsiz seni. Her şeyden yaptım be. Gözlerimizle gördük, hala inkar ediyorum. Toynak çıktı, toynak. Toynak, büyü değil ki toynak. Büyü değil ki. Uğraşacağız, utanacaksın sen. Kız çıktı. Ben eğer gerçekten bu işin doğruluğu varsa onu yuvasına öyle bir bağlarım ki. Onu öyle bir getiririm ki. Cengiz seni bağlatıyoruz. Bütün bir yerinden titriyor hocam. Bu hale geldin, hiç duramıyor yerinde. Dört dörtlük bir kadın ya. Çoluğundan çocuğundan yemesini içmesini. Bu yuvayı düzeltmek için buradan başlayacağız. Ayşegül Hanım Allah belanızı versin. Başlayacağız. Hocam beni düzeltelim. Çünkü belli ki sinir sistemleri büyülerden dolayı bozulmuş. Hocam biraz da takıntıları var. Büyü dolayısıyla takıntıları var. Takıntılarım var. Hocam takıntılıyım. Geçer. Rahat. Bak Cengiz, Ayşegül Hanım ya! Allah belanızı versin Ayşegül Hanım. Merhaba, bir haberatör programıyla gene karşınızdayız. Bir haberatörcü olarak biliyorsunuz, her programda sizlere Türkiye'deki ahlaksızlıkları, üçkağıtçılıkları, yolsuzlukları açık ya da gizli kameralarla yakalıyoruz ve teşhir ediyoruz, gösteriyoruz. İşte bakın bu hafta neler çektik görün. Gizli kameramızdan habersiz olan bu yönetmen bozması, bakın genç kızı nasıl da kandırmaya çalışıyor. Bir yapım prodüksiyon şirketinin Türkiye ayağı. Yok, ben filmi burada çekeceğimizi sanıyordum. Yok, burada deneme çekimi babında bir şeyler yapılacak. Film aşamasına daha sonra geçiş oluyor. Nasıl yani? Bu bir macera filmi ya da soygun olacak. Ben evet, o şekilde biliyordum. Kasa olmalı, paralar olmalı. Hepsi gelecek. Seyirciyi önceden meraklandırıyoruz. Bir şunu çıkartabilir misiniz? Ağız kalabalığıyla kafa karıştırarak bakacağım, konuyu başka yönlere çekmeye çalışan yönetmen müsveddesi işte şimdi gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Sizi de soyuyoruz, filmde de soygun teması var. Ben buraya soyunmaya gelmedim efendim. Bir atarsa, bir atalım bakalım. Atalım tişört. Bir şu yatağa oturabilir miyiz? Yatağa ben de bir iki deneme çekimi yapacağız. De oyuna bakalım, gelin şimdi. Kalkarsak. Sizin oyun güzel gözüküyor. Şu üzerimizdekini bir açabilir miyiz ablacığım önü? Niye açıyorum üzerimdekini? Soygun olacak ya. Film soygun olduğundan. Ya bana burada bir havuz sahnesi olacak dendi. Ben bikinimi giyip geldim. Konuşmayı uzattıkça uzatan yönetmen bozuntusu genç kızı bezdirmeyi başarıyor. Açalım. Sinemada her şey mevcut. Yani mutlaka bir silah, filmin içerisinde gösterilen silahın filmin sonunda patlaması gerekiyor. İşte biz bu filmde size bir silah göstereceğiz. Çok büyük olmamak kaydıyla. Bakınız, benim ödülüm var. Ben genelde irrasyonel çalışan bir insanım. İrrasyoneliteydi. Tüm bu manasız konuşmalardan sıkılan genç kız teslim oluyor. Bakın. Çekelim, deneme çekim değil mi? Deneme çekim. Tamam, evet, çekelim. Bu eteği bir çıkartabilir miyiz? Şunu diyorum. Ne diyorsunuz? Sen bu filmde öneme gönüllü müsün? Tamam. Senin bunda rızan var mı? Deneme çekimim değil mi? Senin bunda gönlün var mı? Deneme çekimim. Varsa problem yok. Tamam, çekelim. Hayat insanı farklı koşullanmalara itebilen bir yapıya sahip bir sintine pompası gibidir. Bozulabilir, kırılabilir. Soygun dediğimizde... Evet, buyurun. Sizdeki diyorum bu çeneyle bu film kaç günde biter acaba? Vallahi o bendeki çeneye bağlı değildi. Sizin performansınıza bağlı. Yani soygunu yapacak arkadaşla. Sizin... Tamam, nerede bu arkadaş, nerede? Arkadaşı arıyoruz. Hı. Siz okeyseniz... Tamam, okey. Ben sizin ebadınızda bir arkadaş... Tamam, soygun için... bir an önce çekelim. Ha, bu arada filmimizin başka boyutundan da bahsetmek isterim. Bence tecavüz hayvansal olur. Anlatabiliyor muyum? Yani tecavüz anladım, dediğimiz şey... Anladım, siz insanın, de beni anlayın artık. İnsan öyle bir varlık ki... Adeta insanın dayanma gücünü test eden bu kişi... Sonunda amacına ulaşıyor ve genç kızın beynini yıkayarak ona her istediğini yaptırıyor. Olarak... Tecavüz de etseniz bana, ben tamam hayır demiyorum, çekelim gelsin şu oyuncu kimse, çekelim tamam. Gelecek, tamam. Bu izlediğiniz görüntülere sanıyorum inanmıyorsunuz. Başlangıçta biz de inanmadık ama inanın. Sezgisel dünyanın manevi boyutuyla kesiştiği nokta var ya. O nokta insanların en can alıcı noktasıdır. Bu yüzden de sürreel çalışmalar, yani doğaüstü diye tabir ettiğimiz, mesela zenciler. Doğaüstü bir yaratık simgeliyor. Yani imgelem anlamında, mecaz anlamda filme yerleştirdiğimiz zaman son derece bir imgelem, simgesel dünyada doğaüstülüğü simgeler. Kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. 25. Daha öncesinde bekar mısın? Bekarım, evet. Peki daha öncesinde böyle bir irrasyonel çalışmanın simgesi, imgelem dünyasındaki çalışmanı meydana getirdin mi? Yani ne anlattığınızı anlamadım ama birkaç soy... Sen yani... şu maskeyi bir takar mısın? Maskeyi? Evet. Bir de ceketini çıkartırsan. Tamam. Pantolonu bir dışarı alabilir misin? Niye? Ne alakası var ki pantolonun? Yani... Şimdi bakınız, pantolon nedir? İnsanın alt tarafını kapatması anlamında üzerine geçirdiği bir bez parçası değil midir? Tamam, benim ya, çok lazımsa çıkarayım ben. Tamam. Lütfen. Tamam. Lütfen. Çünkü yani doğaüstü... Tabii yatağa... Şimdi de erkek oyuncuya aynı konuşmaları yineleyen sözde yönetmen, onun da sinirlerini bozup savunma mekanizmasını evet, alt üst ediyor. Uzanalım. Şöyle yeterli mi? Bir saniye. Şey yaptınız ki? İşte konuşmalı bölüm. Döndürün. İyi de. Yani ah gibi, nasıl yani gibi. Güzel ben oluyor. Tepkilerimi evet, isterim. Tepkilerinizi anladım, ölçüyorum. Tamam. Güzel oluyor. Tamam. Devam et. Kızardı. Aa. Kızardı deyin. Dön, dön yana. Kızardı yapma deyin. Tamam, bir de ben şey yapayım da. Kızardı ama yapmayın. Yok, çok sinirli söylediniz. Ha, bakınız, tamam, sinir nedir? Şimdi sezgilerimizi ortak noktalarda buluşturabilmek adına İrasyonel sinemanın bütün güzelliklerinden yararlanmak taraftarıyım. Nasıl? Ki şöyle, bazen öyle yanlış şeyler görüyoruz ki toplumsal düzenimizin içerisinde. Siz niye benim yanımda oturuyorsunuz? Niye yok, sürekli bacaklarıma bakıyorsunuz? Niye bu kamera sadece burayı çekiyor? Yok anlamda... Şimdi aradan saatler geçmiştir ve erkek oyuncu artık şimdi kamerayı açığa çıkarmıştır. Kamerayı anlatın. Arkadaşımın yanında kamera var. Biz haberciyiz. Bakınız. Ben de üstümü giyineyim de artık yeter. Evet. Kamerayı isterseniz anlatın. Şimdi bakınız, kamerayı anlatma hususu benim çok yabancısı olduğum bir konu değil. Ben ödüllü yönetmen olduğum açısından kameralarla çok konuşmuşluğum oluyor. Beyefendi anlamadınız herhalde. Biz size bir baskına geldik. Şimdi bakınız, evet baskın... Güzel ama baskın nedir? Bakınız, baskın 700 tane kısa filmim var. Ne? Hepsinin de konuları birbirinden farklı. Yani içerisinde hizmetçili olanı var, sekreterli olanı var. Bunları bana niye anlatıyorsunuz? Ancak bu şahıs telkin ve bezdirme yöntemiyle erkek oyuncuyu da olaydan soğutmayı başarıyor. Basılmak suretinde yanlışlık başlıyor. Çünkü baskın diğer insan haberi olmadan yapıyor. Tamam abi, biz baskın yapmadık. Tamam hadi yürü. Bakın. Tamam, vermeyeceğiz, hiç kimseye de vermeyeceğiz. Yeter, beynimiz şişirdin ya. Yok vermeniz, tamam abi, vermeniz anlamında değil. Yok vermeniz anlamında demiyorum zaten. Yani başka bir insana zaten... Ne diyelim? Pes doğrusu. Pes. Bu kadarına da pes. Biz de yıldık, biz de bezdik. Bir haberatörcü olarak biz elimizden geleni, üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra olay yetkililere ve siz halka düşüyor. Her olayın, her olumsuzluğun, her ahlaksızlığın peşinde olacağız. Bunu bilesiniz. Sen Pamuk Prenses tanıyor musun lan? Biliyorum. Kim lan tabii. Pamuk Prenses? Ne lan Pamuk Prenses? Masal. Pamuk Prenses ne lan? Lan Pamuk Prenses mi? Pamuk Prenses ne? Pamuk Prenses ne? Bir prenses. Ne? Prenses değil mi? Evet. Öyle prenses deyip geçme. Aynalara sormuşlar benden daha güzeli var mı diye. Yok demiş. Kimdir demişler. Aha bu Pamuk demiş. İşte masal. Ha ya ama bu masal diyorsun. Ayna bile demiş ki Pamuk'tur demiş ya. Ayna bile demiş. Pamuk prensestir. Sen kimsin? Kraliçem demiş. Baş kaldırmış kraliçe. Ayna. Tamam biliyorum. Demiş ki Pamuk'tur. Kraliçe sen değilsin demiş. Bana masal okuma, martaval okuma demiş. Pamuk'tur daha ağır demiş. Ayna demiş bunu. Aynanın dediğini yalanlıyorsan ben senin alnına karışlarım. Peki Pamuk ayna demiş ki Pamuk neden demiş? Bir düşün felsefesi var mı? Neden? Kraliçenin kafasında ne var? Ne taç var? Yok mu lan? Tamam tacı var. Taç yok mu? Var. Kraliçenin kafasında taç yok mu? Var Sinan Bey. Sen benim ömrümü çürütecektin, beni katil edecektin. Allah'ım benim ne günahım vardı da benim karşıma böyle bir tartışmacı oturtturdun ya. Var tacı. Taç yok mu? Taç neden yapılır? Demirden yapılır taç. Evet. Şimdi bak bakalım demiri savunan kraliçe mi? Yoksa 7 tane cüceye analık babalık edem. Pamuk prenses mi daha ağır? Pamuk prenses demiş ayna. Siz bunun karşısında birisinin anını karıştırın. Bu, birbirini delice seven ancak aileler arasında eskiden beri süregelen husumet nedeniyle bir türlü kavuşamayan iki aşığın aşkıdır. Bir yanda başı her daim dumanlı, cesur, mert, kaya gibi sert beydur. Diğer yanda dünyalar güzeli çimen. Ve ikisinin tam ortasında koskoca bir duvar gibi yükselen o kötü kader. Maz mısın? Al bakalım, al bakalım. Niçin izin vermedin Beydur? Al bakalım. Ölüm bana ağır gelir çimenim. Daha hafif şeylerden bahsetmek isterim. Ne gibi Beydur? Aşk gibi, ihanet gibi çimenim. Vur bakalım. Ne demek istiyorsun Beydur? Yine ben kazandım. Şöyle düşün çimen. Aşk ve ihanet karpuzla kavun gibi. Birbirine çok yakın fakat birbirine bir o kadar da uzak iki şey. İkisi de sulu ama birinin çekirdeği dağınık, diğerinin toplu. Sandviç alır mısın? Yerim Beydur. Her aşk ihanetle beraberinde mi getirir? Al bakalım. Aşk zaten insanın kendine, ailesine, eşine, dostuna, hısmına, akrabasına ihanetidir. Gözün görmez hiçbir şey. Ben mesela şu an burada seninleyim. Onca iş güç varken ben burada seninle piknik yapıyorum. İşime gücüme ihanet ediyorum. Öyle mi düşünüyorsun Beydur? Vur bakalım. Yine ben kazandım. Hayır. 100 kere, 1000 kere hayır. Ama biliyorsun, hiçbir şey göründüğü gibi değil çimenim. Hatırlıyor musun garsonu? Siparişinizi alayım. Bana bir döner. Ah pardon. 1,5 olsun. Künefe atın bir de. Cacıktı, turşuydu, bir şeyler daha. Şöyle bir tabağa da patlıcan biber közleyin. Birkaç parça da zeytinyağlı verirsin. Enginar, barbunya pilaki falan. Şey ya, benim döner 1,5 olsun. Hatta döner değil de İskender istiyorum. Künefe de atsın mı sana? Atsın atsın. Şifre miydi? Evet çimen. Patlıcan patlayıcı. Künefe tüfek. Barbunya plaki de nükleer başlıklı füzeydi. Biliyordum Beydur. Biliyor muydun? Evet. Alo? Cengiz büfe buyurun. Bir sandviç. Bir sandviç abi evet. Neli olsun çimenim? Sen dilli kaşarlı seversin. Ben mi abi? Evet Beydur, unutmamışsın. Ben yeni yedim abi. Bazı şeyler unutulmaz çimenim. Ne abi kaç kişi? Alo, sana değil, sana değil. Evet abi. Arayayım abi. Dilli kaşarlı. Evet abi. Bana da cheeseburger. Tamam. İçecek. 3 tane. İçecek var mı abi? İçecek. İçecek mi? Evet abi içecek. Ben kola içeceğim. Tamam abi. Regular. Orta boy diyorsun. Regular. Regular abi tamam. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Pikniğin keyfini çıkaralım. Vur bakalım. Yine ben kazandım. Biraz daha meyve alır mısın? Alayım Beydur. Al çimenim, al. Bir şey daha var çimenim. Ben aslında Beydur değilim. Benim adım Fikret. Namı diğer Fiko. Fiko mu? Evet. Adım Fiko. Ve belediye için çalışıyorum. Temizlik işlerinde kullanıyor beni belediye. Sus Beydur sus. Şimdi artık her şeyi biliyorsun çimenim. Bana yalan söyledin, bana ihanet ettin Beydur. Çünkü seni seviyorum çimin. Demiştim sana. Aşk ve ihanet birbirine çok yakındır diye. Ve aynı zamanda çok da uzaktır Beydur. Aşk dalışına giren aşıklar birbirini yer. Beydur! Çimen. Sus. Aşka kurşun işlemez. Artık sonsuza kadar beraberiz. Beydur! Sus! Beydur! Nasıl? Düşün Beydur! Sadece. Düşün sadece. Sus. Düşün sadece. Beyler! Siz bekleniyorsunuz. Anladın mı? Modern Gün Habercisi gündemin tek takipçisi sofistike kadının tek haykırışı Trendinaryum'la beraberiz. Evet sevgili izleyenler, Milano Moda Haftası'ndan sonra yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi biz modacılar olarak ortak bir kanıya vardık ki piyasada son derece büyük bir serzeniş meydana geldi. Çünkü Milano Moda Haftası'nda meydana gelen olaylardan sonra insanların kendi koleksiyonlarında son derece bir değişim oldu ve hani hakikaten de hayret gerektiren şeyler meydana geldi. Şunu söylemek gerekiyor, herkes kendi yaptığıyla anılır ve herkes kendi modelini... Moda nedir? Moda, insanın insanla anlatılma sanatının aynı şekilde kıyafetle yapıldığı anlamına gelen bir şeydir. İsterseniz kreasyonumdan 4-5 parça bir şey göstereyim, daha sonra moda üzerine ve bize yakışan şey nedir onu anlatayım. Öncelikle kendi kıyafetimden bahsetmek istiyorum. Üzerimde gördüğünüz çizgi son derece abstract ve birazcık da kiddie style'ları içeriyor. Çünkü bir komik var üzerinde. Bu çizime komik diyoruz. Komiklerin göğüs kısmı boş. Pardon. Bir su alayım. Komiklerin göğüs kısmı boş ve bu göğüs kısımlardan meme uçlarını çıkartarak bir göz bakışı elde etmeye çalıştım. Herkesin meme ucu farklı olacağı için herkesin göz rengine de farklı olacağı bağlantısını kurdum. Ve herkesin meme ucunun farklı bakacağını fark ettik arkadaşlarla ekip olarak. Burada hakikaten de birçok arkadaşın meme ucunu çıkardığı zaman farklı bakıyor bu göz, bu surat. Tişört herkes de farklı duruyor. Bir kere bu çok özgün ve sofistike bir serencebe yarattı. Göbekteki boşlukta ise etrafı kırmızı rujla boyayarak bir ağız hareketi ve "aa" diye şaşkınlık meydana geldi. Ortadaki göbek deliğinde gider yolu yani gırtlak olarak hesap ettik. İsterseniz kreasyondan 4-5 parça göstereyim. Gördüğünüz gibi dileğin üzerindeki modelde biraz aplik çalıştım ve son derece krizantem bir kumaş kullandım. Kırmızı hakim bu kıyafette çünkü kırmızı kadının dişiliğini ön plana çıkaran bir şeydir ve kadın kırmızıyı giydiği zaman hırçın bir boğaya dönüşür. Kırmızı dileğe ne kadar yakışmış fark ettiniz. Altına likralı kilotlu çorap kullandım, o 114 numara. Bunun sebebi de şu, 115 değil, sakın 115, 116 bunlar daha incedir ve teni belli ederler ama kırmızının çıkrıkçılığıyla aşağıdaki çorabın sofistikeli arasında bir bağlantı kuruyorum. Kemerdeki ince ipliksi doku bir sanki hasır gibi örüldüğü anlamına geliyor ve kadının son derece kendi kişisel içsel dünyasındaki bir haykırışı anlamında benim için. Olimpiyat halkalarını simgeleyen kemerde barış ve dostluk adına kullanılmıştır. Başka kıyafetimizi giyersen Dilekçim. Gördüğünüz gibi kıyafette hiçbir şekilde bir açık ve degaja bir herhangi bir açık bir yer bulundurmadım. Çizmeleri özellikle cowboy çizmesi modelinde seçiyorum ki kadının femme-fatale tavrını ve neandertal bakışını dünyaya anlattığı bir tavır. Ayak kadında en önemli şeydir benim gözümde tabii o da. Başka yani kol ve ayaktır kadın benim için. Böyle bir şeydir ve bunun sonucunda da kıyafetin bütününde son derece egzotik ve vamp bir havaya kavuşuyoruz. Evet, güncel günün gündemi, modanın takipçisi ve sofistike kadının tek alternatif trend programı Trendinaryum'dan bu hafta bu kadar diliyorum size. Bir kilo pamuk mu yerden daha zor toplanır, bir kilo demir mi? Demir makinelerle toplanır. Demir ne? Ne demir? Demir bir maden. Makineye at gitsin, elle toplanıyor. Elle toplayacaksın. Topraktan alışmışsın hazır lopa, oh gelsin makine toplasın. Değil mi Fahrettin? Madencilik öyle oluyor. Madenciliği bırak. Yere demir attım ben. Bir kilo da pamuk koydum. Ha öyle. Hangisi daha zor toplanır? Pamuk zor toplanır. Değil mi? Neden? Çünkü çok... Şimdi pamuğu toplayan adam kanter içinde kalır da demiri toplayan adam lay lay lom gider değil mi? Çünkü demiri böyle bak. Bak bu 1 kilo demir. Tamam mı? Birazdan kafanın yiyeceğin taş bu. 1 kilo demir bu. 1 kilo demiri bak. 2 parmakla. Böyle kaldırıyor. Gördün mü? Gördüm. Hiçbir efor sarf etmedim. Bak burada ne var? Bak. Görüyor musun bu ne? Görüyorum pamuk. Pamuk. Kaç gram sence bu? 50-60 gram bir şeydir. Başı 50-60 gram. 150. Ne 150'si? 10 gram pamuk. Bak ne kadar yer kaplıyor. 1 kilo olduğunu düşün bunun. Odaları kaplar. Onu yerden toplamak da yürek ister, biliyor musun sen? Biliyorum yürek ben. Enerji ister. Ben gördüm. Ha, demek ki pamuk da ağır. İyi de... Pamuk da ağır lan. Onun... Lan. Yo! Hala onun benim örneklemelerime bulaşma. Git kendine başka örnekleme bul. Kafana mandalini yersin. Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli enkırbeni ben Engin Curnal'le gece yarısı haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın diyor ve hemen bültenimize geçiyoruz. Sevgili izleyenler, Türkiye'de reyting rekorları kıran Talat Gökmen'in dizisi Aşk Dalaşı yayınlandı. Diğer yabancı ülkelerde de reyting rekorları kırmaya devam ediyormuş. Sevgili izleyenler, dizinin yayınlandığı Almanya, Afganistan, Azerbaycan ve Peru gibi dünyanın ileri gelen ülkelerinde dizi ilk sırada. Evet, yanlış duymadınız. Dün akşam yayınlanan bölümünde Almanya genelinde 33.7'lik izlenme oranı ve 78.6'lık şehriyle bir numaraya oturan dizi Azerbaycan'da da farklı bir sonuç getirmedi. Azerbaycan genelinde 86.4'lük reyting ve 63.7'lik şehriyle birinci sırada dizi. Keza Afganistan ve Peru'da da en çok izlenen dizi oluyor sevgili izleyenler. Aşk Dalaşı yayınlandığı ülkelerde dublajlı yayınlanıyor sevgili izleyenler. Ve izlenme oranlarından da belli olacağı gibi bir numarayı oynuyor. Adeta bütün ülkelerin halkları kardeş şekilde bu diziyi izliyor. Bir başka sevindirici haberimiz de yine televizyon sektöründen. Türk yapımı olan Aşk Dalaşı'nı takip eden ikinci sıradaki program ise Nejat Uygur'un iki tane çocuğu Süheyl ve Besat Uygur'un yaptığı Hep Babam De Babam adlı reality show karnaval programı. Hamdigir haberi. Sayın seyirciler, ülkemizde milyonların sevgilisi haline gelen ve yurt dışına satılan bölümleriyle de reyting rekorları kıran Aşk Dalaşı adlı dizinin başrol oyuncusu Talat Bey ile birlikteyiz. Talat Bey, öncelikle tebrikler. Doğru konuşma bir. Tebrik ettik sadece. Nasıl oldu? Şaka yaptı, şaka yaptı. Başarınızın sırrı nedir acaba? Başarımızın sırrı olarak düşüneceğim şeylerden biri de halkın takdiri olabilir. Evet, kendisi başarımızın sırrı halkın takdiri diyor. Peki yurt dışında beğenilmesini neye bağlıyorsunuz? Yurt dışında beğenilmesinden kaynaklı olan şey Türkiye mutfağını da iyi tanıttığınızı düşünüyorum. Aynı döner Achtung, ups gladı, oyunun glanen döner, emotin knöfe. Jainen, Jajikin Judins. Ich komme nach Hause, so witzig, Kembe. So bilden, Saminen auch. Dizide size dublaj yapılıyor. Bundan rahatsız mısınız peki? Tabii, dublaj yapılıyor. Hiç rahat değilim. Kendiniz mi seslendirmek isterdiniz? Ya ben sesim kötü, ben konuşmam, kötü anlaşılmıyor. İportun amore kurusu ayran regular. Ayran regular. Ole corazon. Portortorosu mayonez. Peki sizi seslendiren sanatçının da bunda büyük bir rolü var. Onu da takdir ediyor musunuz? Görüşür müsünüz? Konuşur musunuz? Aynı bedende can gibiyiz. Cana can atan ağ gibiyiz. Etle tırnak gibi oradan ölmüşüz. Peki o... Ben genelde zaten onunla beraber dolaşıyorum. Onunla beraber dolaşıyorum diyor. İyi arkadaşsınız yani. Hayır, ben hep normal hayatımda bazı seslendiriyor. Dilli kaşarlı nehmali malayi. Semi halal çizburger. Sehallü mel. Gılı gılı mihtikı tıkı. Sikerli halamal. Elhammil ahay. Bu dizinin yurt dışında gösterilen bölümlerine de aynı insan mı dublaj yapıyor, yoksa yine araştırıp yurt dışından mı buldunuz? Birkaç ülkede gösteriliyor. Yani bir... Almanya'da gösteriliyor, Azerbaycan'da gösteriliyor, Peru'da gösteriliyor. Afganistan'da gösteriliyor. Erkeklik kendi dilleriyle gösteriliyor. Benim sadece fizik olarak güzel görüntüm oldu ama ses olarak başarılı değilim ya. Demeli sen beni anlamırsan. Sen çok severim. Ben hiç beğenmirsen. Ama sen çok yanlış yapırsan. Bazen bana kaktırk edersin. Ama kendini lehtime koyduğun zaman beni kendi cehenneme düşürürsün. Talat Bey, isterseniz dublajlı sesinizle devam edelim. Kabul ediyor musunuz? Ben tabii kabul ederim. Niye kabul etmeyeyim ki? Tamam, o zaman başlıyorum. Talat Bey, merhabalar. Merhaba. Tebrik ederiz yurt dışındaki reytingler için. Peki bu başarının sırrı nedir? Teşekkür ederim. Başarı kendiliğinden gelen bir şey oluyor. Ancak Hollywood'dan teklifler alıyorum. Ve değerlendirmek taraftarıyım. Ben bir aktör olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben bir hata ettim. Ve Hollywood'a gittim. Ama yılmadım. Gittim, filmi çektim, geldim. Çektiniz. Ne zaman gösterime girecek acaba? Yakın zamanda girecek. Evet, diziyle ilgili de çok merak ettiğimiz bir şey var. Çimen'le Beydur kavuşabilecek mi acaba? İsterseniz sürpriz olsun, sonra öyle kalsın. Kommen ki günahtı. Ama çok iyi şarkı söylediğinizi duyduk. Elimden geldiğince söylüyorum. Kendi sesinizle. Bize bir bukle atabilir misin? Atamam, yok, hayır. Ama çok iyi şarkı söylediğinizi duyduk. Elimden geldiğince söylüyorum. Kendi sesinizle. Bize bir bukle atabilir misiniz? Atamam, yok, hayır. İşte bir gurur tablosu, işte milli servetimiz. Sevgili izleyenler, Türk müteşebbislerini, Türk yatırımcılarını, prodüktör ve sanatçılarını canı gönülden tebrik ediyor. Yine Aşk Dalaşı gibi başka başarılı ve özel projelerin hayata gelmesini temenni ediyoruz. Dünya, duy bizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. Hamdi, Hamdi. Bakar mısın bana bir? Hamdi, bana bakar mısın bir? Nerede bu Metin? Nerede Metin? Nereye? Amerika'ya mı gitti? Kurtlar şeyine, çekimine mi gitti vadisinin? Kurtlar Vadisi'ne mi gitti? Ne işi var Hamdi ya? Geçti bitti. Gazetelerde çıktı. Öpüştüler onlar Hamdi ya. Bağla bakayım Metin bana. Bağla Metin'i buraya. Buraya Metin'i bağla Hamdi. Al buraya Metin'i. Aldım, geldi mi? Metinciğim, iyi akşamlar. Gerçi sen jetlag'sındır şimdi. Beni duyamıyorsundur ama nasılsın? Metin. 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 Metin Tok, beni duyabiliyor musun? 20 programdır yapamadık şu bağlantıyı Hamdi be. 20 programdır yapamadık, buna biz bağlanamadık Hamdi ya. Metin, niye gittin sen Kurtlar Vadisi'ne de gittin Amerika'da? Neredesin sen ya? Neredesin sen Metin ya? Bau 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 bau. Kimselerin gelmediği, gelip de belki de göremediği, görüp de belki de bulamadığı yerdeyiz. Kurtlar Vadisi'ndeyiz bu hafta. Kurtlar Vadisi'ni gezerken gözümüze Küçük Garcia takıldı. Küçük Garcia'nın umutları vardı. Hayata dair. Küçük Garcia'nın amaçları vardı. Öğrenmeye meyilliydi. Her şeye açıktı Garcia. Garcia adeta yoğrulmaya hazır bir hamur gibiydi. Kurtlar Vadisi'nde de kendisini buldu. Küçük Garcia, Beverly Hills bulvarındaki tek göz odada 12 annesi, 2 yetim kardeşi ve 4 tane yatalak ninesiyle beraber yaşam mücadelesi veriyordu. Küçük Garcia'ya bazı sorular sorduk. Evet Garcia, okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? 8. Bize Diziden ne kadar aldığını anlatır mısın? Hem Sharon'ın hem seninkini merak ediyoruz. Umutları vardı Sharon'ın. Minikti. Mini minnacıktı elleri. Pembe beyaz dudakları ve sapsarı lüle saçları vardı. Ta ki Polat'la öpüşünceye kadar. Ne kadar aldınız? 8. Peki. Sen 8 aldın. Sharon kaç aldı? O da 8. Ah canım benim. Ah canım benim. Ah canım benim. Canım ah benim canım. Benim. Peki tüm Türk izleyicilere ve ekranları başından bizleri izleyen herkese bir şarkı söyler misin? Küçük Andy Garcia. Tamam. Tabii. And Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Seni. Al bu metini buradan Hamdi. Al bu metini buradan. Aldı mı Hamdi bu metini buradan? Aldı mı Hamdi bu metini buradan? Ahmet'im be, Ahmet'im be. Bir işi doğru yapamıyorsunuz Hamdi. Sana ve metnin nezdinde herkese buradan lafım. Hamdi. Bir işi yapamıyorsunuz doğru. Bu ne biçim lakayt şey ya. Sevgili izleyenler. Gün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın diyor ve biraz sonra ekranlarınıza gelecek ünlü yorumcu Halit Gündüz Sezeryan'la günün yorumunu kaçırmamanızı diliyoruz. Hepinize esenlik dolu günler diler. Unuttuğunuz kişisel eşyalarınızı Merkez ATV terminalimizden emin edebileceğinizi söyleriz. Bir başka ATV seyahatine kadar esenlik dolu günler dileriz. Aferin. Ha, çok güzel. Bırakacağım şimdi. Evet. Harika. Gel, gel, gel. Sakin, sakin. Tamam. Hadi bebeğim, hadi, hadi. Teşekkürler. İyi akşamlar. Küçükken kuru yemişçinin yanında çalışırdım. Kah okul harçlığımı biriktirmek, kah da para kazanmak için. Kuru yemişçiydi ustam. Bir gün ustama dedim ki, ustam, oy yemişler memişler, şeftaliyi yemişler. Çocukluk günleri. Bana çok komik gelmişti. Ancak ustam anlamamıştı. Anlamadığı için bana boş boş baktı. Ben de kendisinden gülücük bekledim. Küçük bir çocuk. Fakat vermedi ustam. Ustam dedi ki, ustandan aldığını ustana satma, ustan döverse kusura bakma. Anlamamıştım. Neyin kusuruna bakacaktım acaba? Çocukluk sendromu. Ustam beni kovdu. Aradan yıllar geçti. Şimdi anlıyorum. İşte Avrupa Birliği, işte trafik sorunu, işte 3. köprü yapılsın mı yapılmasın mı keşmekeşi ve bedelli askerlik tartışmaları. Geçen gün bulvarda yürürken ustama rastladım. Ustam dedim. Asıl sen kusura bakma. İyi akşamlar. Gel, gel. Bitti, 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 bitti. Evet çocuklar, bu haftada Brezilya televizyonuyla ortak yayınımız olan Yaşasın... Aferin. Aferin çocuğum. O bağır bakın programın ismi. Yaşasın Medya Saati. Evet çocuklar, Yaşasın Medya Saati'nde bu hafta sizlerle beraberiz. Ya şundadır ya bundadır. Çocuklar, Mehmet Ali Erbil diye bir adam var. Bu Mehmet Ali Erbil adam bütün Türkiye'nin sevdiği en ünlü şovmen. Türkiye'nin şovmeni Mehmet Ali Erbil. Bir numaralı şovmendir çocuklar bu adamcağız. Bu adamcağız bir numaralı şovmendir. Bu Mehmet Ali Erbil'in programında üç tane garip insan bir yere diziliyor. Bir tane garip insan öteki yere diziliyor. Ortada delikli bir paravan var. Delikli paravandan çocuklar elini sok öbürüne dokun bakalım komik olacak. Her şey çok komik olacak. Bir tane kel var kafası biçimsiz. Ona diyorlar ki sen de ben anons ederken sürekli of diye bağır. Diyor ki mesela İzmir'den geldim of. Liseliymiş of. 90-60 of filan diyen bir adam yani. Bırak ortama hayrını kendine hayrı yok bir adamcağız. Bir tane tikli var diyor işte... Başak Burcu'muş diyor, Başak deme diye bağırıyor. Böyle bir orada bir başka bir karakter var. O genelde ayrı kendi halinde yaşıyor. Çocuğum oyun saati değil çocuklar. Evet, ondan sonra Mehmet Ali Erbil çıkıyor. İşte senin matkap, benim matkap. Güzel espriler dönüyor orada. Derkene bir işte birinci seçilmesiyle beraber dansçı kızlar. Bir varyete, bir Frank Sinatra diyeyim Martin havaları. Orada işte Sammy Davis'in yılan çıkıyor böyle bir şeyler çıkıyor. Çocuklar orada bir atraksiyon bir şey program bitiyor. İkinci programı arıyorum diyor benim hanımın kafası morardı düştü ona bir araba istiyoruz. Mehmet Ali Bey diyor ne olur yardım et bu da veriyor arabayı birinci çıkıyor. Çocuklar arabayı vermesinden birinci çıkıyor ya. İnanılmaz yani oralar bir muallak tabii şey olarak muallak. Aydınınan kuşum aydınınan sabah kuşu. Çocuklar kuşum aydın diye bir genç oğlan vardı zamanında. Saçı at kuyruklu, hayalleri olan, ümitleri olan bir çocuktu. Zamanında bu kuşum aydın nötral bir insanken sonra kafasına botoks kovası devriliyor. Onun botoks kovasının devrilmeyince bunun surat affedersin şey o bir tane lastiğin şey var ya markası böyle duruyor. Boğum boğum ona doğru dönüyor. Çocuklar surat. Çocuklar bu aydın diyor ki ben diyor Pelin Akat diye bir hanımefendi daha var. Onlar bu aydının kanına giriyor. Gel diyor biz bu Türk milletinin şeyini bir takım abaza gençleriyle bir takım evde kalmış kızlarını biz bunu evlendirelim çocuklar diyor. Bunları da evlendirin psikopatından seç de diyor. Birbirinden bulaşsın diyor çocuklar. Bunların bir seçilmişi var ikisinin bir araya geliyorlar bunlar. Bir anneleri var o da bağırıyor çağırıyor Ali yazık kadın bu yaşta. Ne canım? Bana demediysen siz konuşun arada. Çocuklar bu gidiyor bunları şimdi karı koca oluyor bunlar belediye nikahıyla kıyıyor bizim şeyde. Kızım sen ondan konuşma. Bizim belediye nikahına koyuyor. Bu diyor ki Aydın gelin siz bu eve girin. Neden gireceğiz kardeşim lan? Çünkü kavga edersiniz reyting olur lan diyor. Şimdi Aydın düşünüyor diyor olur mu olur. Kanına da giriyor Perin Akat bunun. Aa bunu sok hemen eve diyor. Evin içine kameralar döşünük. Bunlar karı koca evin içine giriyorlar. Bir kavgalar görme gitsin gırla gidiyor. Çocuk diyor ki beni niye seninle affettim değil diyor. Şu kadın da ben de sana yemek yapmam diyor. Yeter lan diyor senden çektim ben sana yemek yapmam diyor. Alt yazı geçiyor Aydın ağlayacak diye program sonunda Aydın ağlıyor. Oraları bir muallak çocuklar ama o da birinci çıkıyor. Evet çocuklar medya saatinin sonuna geldik çocuklar değil mi canım? Haykıralım bu programın ismini. Haykır bakalım. Yaşasın Medya Saati. Bir daha. Yaşasın Medya Saati. Yaşasın Medya Saati. Evet çocuklar. Programımız burada bitti. Brezilyalı kardeşlerimize de selam olsun. Dünyadaki en ağır şey saçtır. Saç hafiftir saçtır. Sinan Bey. Hayır. Senin saçın beyazlayınca ne diyor karşındaki? Ne diyor? Saçların diyor ağır. Senin saçların ağırmış demiyor mu? Diyor. Senin saçların ağırmış diyor. Ağarmaktan yani bu torbalar ağırmış. Senin saçların ağırmış. Sinan Bey ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Kullanılış stilini biliyorum. Kullanılış şeyini ben biliyorum. Benim önümde kullanıldı. Senin saçların ağırmış. Yani taşıma da yüklüymüş diyor. Kafanda nasıl tutuyorsun onlara? Hayret ediyorum cümlesidir parantez için. Peki güneş doğarken ne deniyor? Doğdu gün, uyandın sen. Ne dersin? Aa, gün ağarmış. Değil mi? Evet. Gün ağarmış. Yani bugün ağır geçecek. Bugün çok fazla sorunla uğraşacağım. Ağır geçecek. Anlatmak istediğim şey bu. Noktası virgülüyle bu. Senin saçların ağarmış, gün ağarmış, poşetler ağarmış. Onlar ayrı. Biri ağarmak, biri ağır. Yahu. Sinan Bey ikisi de... Yahu güzel kardeşim. 20 programdır. Sana çeşitli bilimsel doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evimden, işimden, gücümden aldım. Psikolojik dengem alt üst oldu. Çoluğum çocuğum suratıma bakmaz oldu. Neden? Senin gibi bir kıt beyinliğe, senin gibi bir cibiliyetsiz profesöre anlatabildiğin doğruyu için. En ağrı saçtır. Bu doğru değil ya. Sinan. Yuh. Ortaokul konusu Sinan Bey, ilgisi de aynıdır. Ya bak. Bir kilodur ikisi de. Bir teraziye koyun eşit durur. Götür. Gel buraya. Otur buraya. Hangisi daha ağır? İkisi de eşit. Puh sana. Kaç git. Ya. Manyak seni. Manyak seni. Tıp ilmini ağlan yerlerde süründüren insan seni. Takip ettiğim kadarıyla bu halinizde herhangi bir insan sizi bırakır gider yani. Aşk olsun hocam. Sus! Beydur! Lan sus! Düşün sadece! Düşün sadece! Dur! Nerede o şey? Nerede? Nerede bıçağı nerede? Halkın? Halit! Halit! Oy memişler memişler. Neydi lan? Gel! Gizli ve açık kamerayla yakalayıp sizlerine sergiliyoruz ve karşınıza çıkar.